Gazete Duvar ekranlarından merhaba. Gazete Duvar YouTube canlı yayınında sizlerle birlikteyiz. Boğaziçi Üniversitesi'nde sular bir türlü durulmuyor. Boğaziçi Üniversitesi yönetimi mahkeme kararına rağmen okulla ilişiğini kestiği akademisyen Can Candan'a ofisi boşaltması için bir tebligat gönderdi ve yönetim sadece 3,5 saat süre verdi ofisi boşaltması için. Detayları Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Film Çalışmaları Programı Öğretim Görevlisi Can Candan'la konuşacağız. Can Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Can Bey teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Bugün epey yoğun bir gündü sizin için ama şimdi bu arada hatırlatalım, bir hatırlatmamız var. İzleyicilerimiz yorumlar kısmından abone olarak bizlere yorumlar kısmından sorularını iletebilirler. Biz de vakit kalırsa programın sonuna doğru o soruları size iletmeye çalışacağız. Şimdi bu hatırlatmayı yaptıktan sonra Can Bey, Boğaziçi Üniversitesi yönetimi mahkeme kararına rağmen okulla ilişiğinizi kesti ve ofisi boşaltmanız için de başta biraz belirttim, 3,5 saatlik bir süre verdi. Son yaşananları anlatır mısınız Can Bey? Mahkeme kararına rağmen neden ve nasıl bu karar verildi? Amaç neydi? Şimdi öncelikle amacın ne olduğu başından beri belli. 2 Ocak 2021 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi'ne seçilmemiş birisi rektör olarak atandı Cumhurbaşkanı tarafından. Ve biz bu atamanın üniversitenin ilkelerine uygun olmadığını ifade etmeye başladık ve itirazımızı, sesimizi yükselttik. Bu itiraz 20 aydır devam ediyor. Yani biz hiçbir şekilde vazgeçmiyoruz, kabul etmiyoruz diyerekten üniversitemizin ilkelerini, ki bu ilkeleri bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Üniversite özerkliği, akademik özgürlükler ve demokratik işleyişler. Bu herhangi bir üniversitenin, yani dünya standartında bir üniversitenin olmazsa olmaz ilkeleridir. Biz de akademisyenler olarak görevimiz bu ilkeleri korumak, kollamak ve hayata geçirmek ve biz Boğaziçi'nde bunu yapmak için senelerdir çabalıyoruz. Yani 51 yıllık bir kamu üniversitesinden burada bahsediyoruz. Bir geleneği olan bir üniversiteden bahsediyoruz. Yani bu üniversite aynı zamanda 159 yıllık bir eğitim kurumu. 1863'ten beri var olan bir eğitim kurumu. Dediğim gibi son 51 yılı da bir kamu üniversitesi olarak var oldu Boğaziçi ve var olmakta. Şimdi dolayısıyla biz bu siyasi iktidardan önce de vardık Boğaziçi Üniversitesi olarak. Bu siyasi iktidardan sonra da olacağız. Dolayısıyla şu andaki siyasi iktidarın Boğaziçi'ne yaptığı bu müdahaleler, bu saldırı diye tabir edebiliriz. Bizim kabul edebileceğimiz bir şey değil. Dolayısıyla neden bana yapılanların, hani neden yapılıyor sorusunun cevabı aslında çok basit. Boğaziçi Üniversitesi direnişi içinde yer alan bir akademisyenin cezalandırılması için yapılıyor bütün bunlar. Şimdi somut olarak ne yapıldığına gelirsek, geçen sene 16 Temmuz 2021 tarihinde o zaman vekaleten vektör olarak atanmış olan Naci İnci'nin imzasıyla görevime son verilmişti. Ben de bir hukuk mücadelesi başlatmıştım ve 4 Nisan 2022 tarihinde idari mahkeme bir yürütmenin durdurulması kararı verdi. Yani dedi ki bu işlem uygulanırsa, ki o zamana kadar zaten 8 aydır uygulanıyordu, geri dönülemez mağduriyetler yaratabilir. Dolayısıyla biz bu işlemin yürütmesini durduruyoruz dedi. Ve sonuçta ben tekrar görevime atandım. Fakat bu atama bir seneliğine yapılmıştı. Çünkü öğretim görevlisi kadrosuna atama bir seneliğine yapılıyor. Dolayısıyla 16 Temmuz 2022'de benim kadro sürem dolmuştu. Fakat 9 Ağustos'ta bana bir tebligat yapıldı. Sizin de dediğiniz gibi görevinize son verdik dediler. Şimdi tabii bu tebligat niye göreve son verildiği tarihte yapılmadı da bu kadar gün sonra yapıldı? Yani neredeyse arada 20 küsür gün vardı. Böyle bir tebligat geldi. Dolayısıyla görevime son verildiğini öğrenmiş oldum bir kez daha. Ve verdikleri gerekçeler geçen sene mahkemenin iptal ettiği, hukuksuz bulduğu işlemdeki gerekçelerle neredeyse aynıydı. Hakkımda bir disiplin soruşturması söz konusuydu. Ki bu disiplin soruşturması da gerçekten hukuksuz bir soruşturma ve gerçekten çok abes bir soruşturma. Çünkü soruşturmaya konu olan mesele 1 Haziran 2021 tarihinde Melih Bulu o zaman atanmış rektörken
Türkiye İşçi Partisi Başkanı Erkan Baş'ın söylediği sözlerin İleri Haber isimli bir haber portalında paylaşılmasıydı. Ben de bu paylaşımı, Twitter paylaşımını alıntılayarak, yani tweet mesajımın altına koyarak, alıntılayarak, tırnak işaretleri içinde kullanarak paylaştım. Ve sanki bu sözleri ben sarf etmişim gibi buna dair bir disiplin soruşturması açıldı. Ve 3'e 2 oyla bana bir disiplin cezası verildi. Şimdi 3'e 2 tabii 3 o 3 kişi o görevlerine atanan insanlardı. 2 kişi disiplin soruşturmasını yürüten akademisyenlerdi. Yani görevlerini hakkıyla o pozisyonlarda olan akademisyenlerdi. Dolayısıyla şimdi böyle bir disiplin cezası 16 Temmuz 2022'de kadro süremin uzatılmamasına gerekçe olarak gösterildiği için ben buna dava açtım. Yani 9 Ağustos'ta görevden alınmamı öğrendiğim zaman hemen buna dair bir dava açtım. Dolayısıyla ben bu disiplin soruşturmasının hukuksuz olduğunu savunuyorum ve bunun iptalini talep ediyorum mahkemeden. Ayrıca aynen geçen sene yaptığım gibi yine bir dava açtım ve 16 Temmuz 2022'deki görevden alınma ya da kadro süremin uzatılmaması aynı kapıya çıkıyor sonuçta. İşleminin hukuksuz olduğunu savunuyorum ve bir kez daha geçen sene olduğu gibi yürütmenin durdurulması talebiyle aynı zamanda bu işlemin hukuksuz olduğunun tespit edilmesini ve iptal edilmesini talep ediyorum. Dolayısıyla iki yeni dava açmış durumdayım. Haklarımı hukuki yollardan da aramaya devam ediyorum. Bu hukuk mücadelesinin bütün direnişimiz içinde de çok önemli bir ayak olduğunu düşünüyorum hukuki mücadelenin. Bugün de, bugüne gelirsek, Cuma günü ısrarlı bir şekilde personel dairesinden arandım. Hocam dediler size bir belge tebliğ etmemiz gerekiyor. Dedim yollayın, yani elektronik ortamda yollayın ya da adresime yollayın. Adresinizde de bir sıkıntı tabii, olmuş. Evet, geçen hafta hiçbir haber vermeden birdenbire elektronik posta adresimin çalışmadığını fark ettim. İptal etmişler. Geçen sene de bunu yapmışlardı bir süreliğine. Daha sonra yürütmenin durdurulması kararından sonra tekrar aktif olmuştu elektronik posta adresim. Evet, yani elektronik posta adresimi zaten elektronik posta adresimi iptal ettikleri için bana ulaşamıyorlar. Telefonla ulaştılar. Hocam gelip almanız lazım dediler. Dedim yollayın. Yok yok, imza karşılığı teslim etmemiz lazım dediler. Bugün saat 13.30'da işte biliyorsunuz biz her gün kampüsümüzde nöbet tutuyoruz. Ben de bu nöbeti başından beri fotoğraflıyorum, videolarını çekiyorum ve basınla sizlerle paylaşıyorum. Sosyal medyada paylaşıyorum. Yani bizim Boğaziçi'ndeki bu ilkeli duruşumuzun görüntülerini ve seslerini kamuoyuyla paylaşıyorum. Tabii bunun için de hedefte olmam da şaşırtıcı bir şey değil tabii ki. Çünkü bunun bilinmesini, görülmesini, duyulmasını istemiyorlar atanmış yönetimdekiler. Neyse, bugüne gelirsek saat 13.30'da akademisyen arkadaşlarımla birlikte personel dairesine gittik. Yine bana bir belge elden tebliğ edildi, imza karşılığı. Ve o belgede de şu yazıyordu. Tebliğ tarihi bugün, yani 15 Ağustos. Ve üzerinde şu yazıyordu. 15 Ağustos, yani bugün mesai saati bitimine kadar ofisinizi boşaltmanız gerekiyor. Çünkü biz sizin görevinize son verdik ya. Ofisinizi boşaltmanız gerekiyor. Yani saat 13.30'da bana tebliğ ediliyor. Saat 17'de mesai bitiyor. 3,5 saat içinde 15 yıllık içinde yüzlerce kitabımın, yüzlerce filmin, yüzlerce film malzemesinin olduğu ofisimi, eşyalarımın, özel eşyalarımın olduğu ofisimi 3,5 saat içinde boşaltmam benden talep edildi. Ve ben de bu tebligatın üzerine yazdım. Dedim yani bu kabul edilebilir bir şey değildir. Kesinlikle bunu kabul etmiyorum ve bu uygulamayı kabul etmiyorum ve hukuki olarak da haklarımı sonuna kadar arayacağım bu konuyla da ilgili. Yani ben bunun hem hukuksuz olduğunu düşünüyorum, yani birisine 3,5 saat içinde 15 yıllık ofisinizi boşaltın demek. Sonrasında herhangi bir esneklik sağlandı mı Can Bey? Ne gibi? Yani sürenin uzatılması ya da belki... Yo, zaten yani hani yaptıkları iş ortada. 13.30'da tebligat, 17'de mesai bitimi. Yani hani burada zaten
böyle bir şeyi yasal yani yazılı olarak benden talep etmiş durumdalar. Yani hem de insani değil. Yani 15 senelik bir Boğaziçi Üniversitesi akademisyenine, 27 senelik işte sadece Boğaziçi'ne değil akademisyenliğe başladığım 27 sene oluyor. Böyle bir hani muameleye tabi tutmak çok nahoş, çok ahlaksızca bence, çok saygısızca bir şey. Bugün bunu yaşadık Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri olarak, Boğaziçi Üniversitesi camiası olarak biz bunu yaşadık. Yani sadece bana yapılan bir şey olarak ben bunu görmüyorum. Ve bu sonuçta biz burada belli ilkeler etrafında bir mücadele veriyoruz. Dolayısıyla biz ne o ilkelerden vazgeçeceğiz ne de bu mücadeleden vazgeçeceğiz. Dolayısıyla bu da bu mücadelenin yeni bir evresi olarak düşünebiliriz. Yani daha önce matematik bölümünden Mohan Ravichandran hocamızın sözleşmesi yenilenmedi. Yabancı uyruklu hocaların sözleşmeleri belirli sürelerde yenileniyor. Onun sözleşmesi yenilenmedi, o uzaklaştırıldı. Efendim şimdi Tuna Tuğcu hocamız bilgisayar mühendisliğinden görevinden uzaklaştırıldı. Matematiksel bilimler merkezimiz, İstanbul Matematiksel Bilimler Merkezimiz bir anda kapatılıverdi. Mithat Alan Film Merkezimizin yöneticilerinin görevine son verildi. Kampüse alınmadılar geçen Cuma günü. Yani şu anda Boğaziçi Üniversitesi bu tür saldırılar altında ve 20 aydır bu kamu üniversitesine müthiş zararlar veriliyor. Biz de zaten itirazımız buna. Yani bizim görevimiz bu kamu üniversitesini korumak, kollamak ve ilkelerine de sahip çıkmak. Şimdi Can Bey, bir yandan hukuk fakültesi kurulan bir üniversite, diğer yanda sizin söylediğiniz gibi mahkeme kararı ortada. Şimdi bir tezatlık olarak yorumlanabilir mi bu? Tabii ki. Yani zaten hukuk fakültesinin kuruluşuna baktığınız zaman, hatta biz aramızda hukuksuzluk fakültesi diyoruz oraya. Yani çünkü bir üniversitede fakülteler sadece Cumhurbaşkanı öyle uygun gördü diye kurulamaz. Bunun nasıl kurulabileceği zaten hani anayasada da var olan bir şey. Dolayısıyla biz hukuk fakültesinin kuruluşunun anayasaya aykırı olduğunu kurulduğu andan itibaren söylüyoruz ve buna dair de bir başvurumuz var. Bu konuda da bir yargı süreci başlattık. Biz bu iki fakültenin yani Şubat 2021 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi'ne dışarıdan bizlere akademisyenler hiçbir şekilde sorulmadan, Boğaziçi'nin kurullarına sorulmadan kurulan bu iki fakültenin hukuksuz ve gayrimeşru olduğunu savunuyoruz. Dolayısıyla dediğiniz gibi ortada büyük bir tezat var. Yani hukuksuz bir şekilde kurulmuş bir hukuk fakültesinden bahsediyoruz. Ve şu anda da buraya 70 küsur tane öğrenci yerleştirmiş durumdalar bugün itibariyle. Biz bu fakültenin kapatılacağını düşünüyoruz. Buna gerçekten inanıyoruz. Böyle bir mücadele içindeyiz. Hem hukuk fakültesi hem de iletişim fakültesi Boğaziçi Üniversitesi'nde meşru değildir. Hukuki değildir ve bu fakülteler kapatılacaktır. Evet. Peki Can Bey, şunu da sormak isterim. Mahkeme aynı zamanda size yoksun kaldığınız özlük ve maddi haklarınızın da faiziyle ödenmesine karar vermişti. Siz bu haklarınızı alabildiniz mi? Evet, alabildim çünkü orada çok net bir mahkeme kararı var. Yani mahkeme diyor ki yürütmenin durdurulması kararı verildiği andan itibaren geriye dönük olarak ödemediğiniz maaşların hepsini ödeyin diyor bir kere. Ve mahkemenin esasen verdiği bu işlem hukuksuzdur kararından sonra sizin dediğiniz gibi maddi ve özlük haklarımın tazmini yolunda bir karar verdiği için aynı zamanda ödenmemiş olan maaşlarımın yani 15 Temmuz 2021 ile 15 Nisan 2022 arasında ödenmeyen maaşlarımın faizleri de bana ödendi. Peki Can Bey, bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Siz hangi aksiyonları alacaksınız? Tabii. Şimdi şöyle bir şey, tam da deminki soruyla bağlantısını kurmak isterim. En son maaşım bana 15 Temmuz'da ödenmişti. Bugün yine maaş günümüzdü. Bugün tabii ki benim maaşım yatmadı.
Aynı zamanda devlet memurları üniversitelerde önceden maaşlarını aldıkları için bana 15 Temmuz'da ödenen maaşta büyük bir ihtimalle geri istenecek. Dolayısıyla 9 Ağustos'ta görevime son verildiği bilgisi bana ulaşıyor. Ama geriye dönük olarak 15 Temmuz'da bana ödedikleri maaşı benden geri talep edecekler. Bunu bekliyorum ben ilk olarak. İkincisi bu ofisi boşaltma mevzusu. 3,5 saat içinde ben ofisimi boşalttım. Neden boşalttım? Çünkü atanmış yönetimin gelip de benim özel eşyalarıma, benim kitaplarıma, filmlerime vesaire dokunmasını, diğer araştırma merkezlerimize yaptıkları gibi onları çöp kovalarına, çöp poşetlerine koyarak bir yerlere atmalarına gönlüm el vermedi. Dolayısıyla akademisyen arkadaşlarla, mezunlarımızla ve öğrencilerimizle hep birlikte büyük bir imece usulüyle bugün 3,5 saat içinde ben ofisimdeki bütün eşyalarımı ofisimden çıkardım. Şimdi bizim atanmış insanların bize ofis vermesine, maaş ödemesine, bir takım titirlere, makam arabalarına ihtiyacımız yok. Biz akademisyeniz. Biz herhangi bir yerde işimizi yapabiliriz. Ayrıca benim Boğaziçi Üniversitesi'nde yüzlerce ofisim var. Dolayısıyla atanmış yönetimin beni ofisimden çıkararak beni cezalandırmasının hiçbir geçerliliği yok. Ben işimi yapmaya devam edeceğim. Beni bu üniversiteye atanmış rektör değil, seçilmiş rektör, seçilmiş dekan, seçilmiş bölüm başkanı ve bu seçilmiş insanların oluşturduğu kurullar beni bu üniversiteye 15 yıl önce kabul ettiler ve beni bu üniversiteden ancak ve ancak yine seçilmiş rektör, seçilmiş dekan, seçilmiş bölüm başkanı ve onların oluşturdukları kurullar görevden alabilir. Dolayısıyla benim için görevden alma kararının da hiçbir hükmü yoktur. Ofis boşaltma işleminin de hiçbir hükmü yoktur. Ben bu mücadeleye tabii ki devam edeceğim ve benim meslektaşlarımın nezdinde ve öğrencilerimin, mezunlarımızın nezdinde ben Boğaziçi Üniversitesi akademisyeni olarak çalışmaya tabii ki devam edeceğim. Ve bu mücadeleye devam edeceğiz ve bu mücadelenin sonunda tabii ki biz kazanacağız. Çünkü haklı olan biziz. Evet. Can Bey, şimdi izleyicilerimizden gelen bazı sorular var. Onlara da bakalım izninizle. Kısa kısa ben onları size iletmeye çalışayım. Bir izleyicimiz şöyle bir soru sormuş Can Bey. Öğrenciler ve diğer akademisyenler karara nasıl tepki verdi? Yani bunu hep başından beri söylüyorum. Yani Boğaziçi camiası, Boğaziçi bileşenleri dediğimiz, yani Boğaziçi akademisyenleri, Boğaziçi öğrencileri, Boğaziçi mezunları ve Boğaziçi çalışanları benim görevden alınmamı kabul etmiyorlar. Evet. Bunun hukuksuz ve haksız bir uygulama olduğunun farkındalar. Ayrıca bizi destekleyenler, yani Boğaziçi aileleri dediğimiz, Boğaziçi bileşenlerin aileleri ve geniş kamuoyu ortada ne yapılmaya çalışıldığının, bunun ne kadar haksız ve hukuksuz olduğunu çok farkında. Dolayısıyla soruya cevap, Boğaziçi akademisyenleri ve öğrencileri bunları kesinlikle kabul etmiyor. Evet. Son olarak bir soruyla tamamlayalım öyleyse Can Bey. Şimdi bir yılı aşkın süredir tüm bileşenler bir mücadele veriyor Boğaziçi Üniversitesi'nde. Siz de söylediniz. Her öğlen rektörlük binasına akademisyenler arkasını dönmeye devam ediyor. Bir kez daha soracak olursak, akademisyenler aslında ne istiyor Can Bey? Akademisyenler başından beri bunu çok net ortaya koydular. Akademisyenler Boğaziçi Üniversitesi'nin senatosunun 2012 yılında bir nevi üniversitenin anayasası olarak kabul ettiği ilkelerin ihlal edilmesini kabul etmiyorlar. Bu ilkeler, tekrar etmek gerekirse, üniversitenin özelliği, kurumun özelliği, bu anayasanın güvencesi altında olan bir şey zaten. İkincisi akademik özgürlükler. Yani bir akademide neyin nasıl yapılacağı atanmış insanlar ya da merkezi bir yerlerden belirlenemez. Akademi özgür bir yerdir. Özgür düşüncenin, özgür ifadenin, özgür araştırmanın, özgür tartışmaların olduğu bir yerdir. Diğeri de demokratik işleyişler. Örneğin seçim. Boğaziçi Üniversitesi'nde bölüm başkanından enstitü müdürüne, dekanından rektörüne, bütün yönetici pozisyonlarına seçimle gelinir. Dolayısıyla böyle bir rıza ile ancak gelinebilir. Bizim savunduğumuz şeyler işte tam da bunlar.
bunlar gerçekleşene kadar Boğaziçi Üniversitesi'nde ve de Türkiye'deki tüm üniversitelerde gerçekleşene kadar biz bir mücadeleye devam edeceğiz. Akademisyen olarak bu bizim kendimize borcumuz olduğu gibi kurumumuza, toplumumuza, öğrencilerimize borcumuz. Can Bey, çok çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Bir kez daha geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Batı Dilleri ve Edebiyatları bölümünden akademisyen Can Can'dan Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan son gelişmeleri Gazete Duvar ekranlarında değerlendirdi. Gazete Duvar YouTube kanalına lütfen abone olmayı unutmayın. Şimdilik iyi akşamlar. İyi akşamlar, teşekkürler.